LGS'ye son 155 gün. Hiç endişelenmemize gerek yok. Gerçekten yorumlarınızın hepsini tek tek okuyoruz. Sınava kadar her gün sizlerle beraberiz arkadaşlar. Hocam bir dakika çok kısa biraz uzatın dediğinizi duyduk. Bunların hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Videolarımız uzayacak. Hiç endişelenmenize gerek yok. Ama bir dakikada gerçekten çok büyük adımlar, çok büyük kararlar, çok büyük başlangıçlar yapabiliriz. Şimdi hemen başlayalım. Günün sözünü Konfüçyüs söylemiş. Konfüçyüs kim hocam ya? Konfüçyüs çok değerli, çok bilgi bir zat. Eskilerde yaşamış çok önemli bir kişi. Diyor ki: "Unutma. Bir şeyin yapılamaz olduğunu düşünerek uyursan, yani kazanamayacağım sınavı ya, olmayacak, matematik yapamayacağım diye uyursan, başkasının o şeyi yaparken çıkardığı görüntülü uyanırsın. Yani birileri o sırada çalışır, baştan başlar, alttan alır, üstten alır, feni çalışır, türkçeyi çalışır, matematiği çalışır, sosyali çalışır, diğerlerini full yaparaktan seni geçebilir. Dolayısıyla hiçbir şekilde rüyalarımızdan rüyalarımızı gerçekleştirmek için uyanmamız gerekiyor. Çünkü biz uyumaya devam edersek yapamayacağız dersek başkaları bizi çalışaraktan geçebilir. O yüzden mutlaka çalışıyoruz, mutlaka başarıyoruz. Gelelim günün yorumuna. Bir öğrencimiz demiş ki Samet oyunda 136 beğeni almış. Güzel bence tebrik ediyoruz kendisini. Dikkat dağınıklığımı nasıl önleyebilirim diyor. Günümüzde birçok öğrencinin yaşadığı sıkıntı bu. Hatta birçok insanın yaşadığı sıkıntı bu. Bir tarafta sosyal medya, bir tarafta televizyon, bir tarafta başka şey. Dikkatimiz dağılıyor. Dolayısıyla biz ders çalışacağımız sırada bir kere dikkatimiz zaten şeylerden uzak duracağız. Bir, İkincisi dikkat tanıklığımızı önlemek için bol bol kitap okumamız gerekiyor. Çünkü kitap okumak sadece sözcük dağarcığımızı geliştirmiyor aynı zamanda aynı zamanda bizim dikkatimizi de güçlendiriyor ve bir de değişik şekiller çizmek de yani mesela ben şimdi buraya çizeyim siz de bunun benzerini çizmeye çalışın mesela bu gerçekten dikkat gerektiren bir şey. Bunu odaklanıp bunu çizmeye çalışırken de yavaş yavaş odaklanma sorununuzu ve dikkat sorununuzu halletmiş oluyorsunuz. Bununla alakalı zaten süper rehberlik videolarımız da var. Günün kitabına baktığımızda Said Faik Abasıyan'ın Alem Dağı'da var bir yılan eseri görüyoruz. Bu bir ara sosyal medyada çok dolaşıyordu. Said Faik Abasiyanık adlı kitabı diyorlardı. Bu öyle değil tabii ki. Said Faik Abasiyanık çok güzel bir durum hikayesi. Alem Dağı'da var bir yılan da gerçekten okunulması gereken önemli bir eser. Hem Türkçemizi geliştirecek hem de anlama yeteneğimizi geliştirecek. Günün kaynağına baktığımızda ise gerçekten bize sınavda soru soracaklar. Ve soracakları sorularda sözel mantık sayısal analize uygun olacak. Bu kitapta Türkçe'de Tamamen e, yeni nesil soru tarzına uygun, beceri temelli, sözel mantık sayısal analiz soruları görüyoruz. Ve bu hocam bir dakika çoktan doldu, hala konuşuyoruz dediğiniz duyar gibi. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Süre biter ama bizim başarımız asla bitmez. Hep beraber başaracağız, bu süreci halledeceğiz. Matematik kısmına baktığımızda ise hemen şu günün kaynağını göstereyim. Matematikte yine yeni nesil... Üst kısımda bilgilerin verildiği, alt kısımda ise birden fazla işlemin olduğu soru çözümlerinin oldu. Bu kaynak bizim günümüzün kaynağı, bugünün kaynağı olmuş oluyor. Hadi bakalım şimdi ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Vazgeçmek yok, hep beraber başaracağız. Keyfini de sizler söyleyeceksiniz.